Herkese selamlar dostlar. 8 Aralık 2023 Cuma iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. 4 tanesi futbol, 3 tanesi de Euroleague basketbol olmak üzere toplamda 7 karşılaşmamız var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Herkese bol şanslar. Aynı şekilde videoyu artı 400 seviyesinde beğeni geldiği takdirde hafta sonu videolarına ben sizlere aynı şekilde beğeni ve ideal kombine oluşturacağım bilginize. Beğenileri bekliyorum. O yüzden şimdiden önemli söyleyelim sizlere ve başlayalım. Maç skoru yarışması olarak günün mücadelesi olarak Galatasaray Adana Demir mücadelesini seçtim. Maç skoru ne olur sizce? Sizlere soralım. Maçın zaten 2.5 üstüne oran daha açmamışlar. Ya yani çok golü bir maç bekleniyor sanırım iddia tarafından. Bilmiyorum ama ya Adana Demir'in formsuzluğu var biraz. 2-1 ayarında, belki de 3-1 ayarında bir Galatasaray tarafı kazanabilir diye düşünüyorum. 2.5 üst oranı 1.20 mi ne? 1.19 mu ne? Onun bilgisini vereyim. Sizce maç skoru olur. Sizlere sorduk. Daha önce yapmış olduğumuz Manu Chelsea maç skorunu kazanan arkadaşımız da Hüso Yılmaz isimli arkadaşımız. Bana Instagram üzerinden ulaşabilir. Instagram adresimiz ekranda. Kangal Bey hesabına mesaj atarsa arkadaşlar linkleri atalım. Her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyen arkadaşlar da bilgi almak isteyen herkes de buradan benimle iletişime geçebilir ve devam edelim. Geçelim. Yüksek mislere baktığımız zaman da dün 3 adet yüksek misli verdik. Soldan başlayalım. Brighton mücadelesine ben KG var olarak bekliyordum. 900 misli önerdim. İçeri aldık ilk yarıdan zaten. Yüksek misli Avrupa'ya baktığımız zaman da Liverpool'un ben ilk 60 dakikayı galip geleceğini düşünüyordum. 750 misli de bunu önerdim. Güzel orandan aldık bunu zaten. Maç zaten ilk 60 dakikayı 1-0 gitti. Çok güzel oldu. Baskonya Fenerbahçe maçına 161 3 küs verdim. Son anda kaçan üçlükle birlikte gelmedi. 3 sayıya gitti yani. Bu da bilginize 600 sayı ile de buradan içeri soktuk. Yüksek misli canlı olarak da dün iki adet yüksek misli canlı verdim. Bu grupta bu sene özellikle çok veriyorum. Bu şekilde çıkartmaya çalışıyorum. İkisi de aynı mücadele. Manu maçına ilk yarı 0.5 verdim. İlk 300 TL'den aldık. Onun dışında da Manu maçına ilk yarı 1.5 verdim. Yine 300 TL önerdim sizlere. Afiyet bal şeker olsun diyerekten de bu iki tane yüksek mislimizi de doğrudan koyduk ve kasamıza kazandık. Dün çarşamba günü yüksek mislilerde yani toplamda 5'te 4 yaptık. Onun da bilgisini verelim. Canlı olarak zaten gruplarda devam ediyoruz dostlar. Canlı bahislerde zaten başarımızı biliyorsunuzdur. Hem so Ergiz Açık grupta hem de canlı odasına takip ediyoruz ki Ergiz Açık Telegram grubu da ekrana gelsin. Eğer buraya da katılmak isteyen varsa yorumlarda ve açıklama kısmında var. Ücretsiz olarak canlı bahis yapıyoruz ki ben ekrandan göstermek istiyorum sizlere. Şimdi başlayalım. Çok güzel bir canlı seansı geçirdik. Onlardan bahsedeceğim. Full -on maçına ilk yarı 0.5 verdim. Geldi dedim ki golü Fulham'dan bekliyordum. Ben ilk yarıdan Fulham'a attı. 2.14 gibi orandan içeri aldık mı aldık. Brentford mücadelesine maç önü verdim. İlk yarıdan ev sahibine atacağı bir gol. İlk golü Brentford attı fakat maç önü içeride. İlk yarıdan golü ana kuponun ilk mücadelesi içeride. Günün yüksek misisi KG var olarak da o da içeride. Liv dedim verdi kalevi geldi. Gol iptal olabilir dedim. Maç hakkında bilgi de veriyorum. Görüntü de atıyorum. Her türlü burada birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Liverpool'un golü verdi çünkü maç önü ilk yarı iki olarak kadroya göre vermiştim. Devam. Üçüncü gol Brighton'dan bekliyordum. Zaten tek kale oynuyordu. O da çok güzel içeri geldi. Liverpool'un ilk yarı ikisi maç önü kadroya göre verelim. Bir tercih Gak Gakbo ilerideydi. Verdim. Bunu da içeri aldık. Oran gelince dedim ki alıyoruz. Manu maçına gol alıyoruz dedik. İlk yarı 0.5 üstü. Avrupa direkt golü alsın beklemesin dedim. Ondan sonra dedim ki Manu maçına KG var alın. Çünkü, çünkü maç çok gitgelliydi. Oran da gelmeyecekti. Bir 50'den buradan bir 49'dan verdim. Avrupa'dan golü asık Mano maçının ilk yarı oranı geldi ki ilk yarı 0.5 üstü ben yüksek misliye vermiştim o da geldi. Mano maçı ilk yarı 1.5 üstü yapış sazan hava değil maç çok hareketli devam dedim. Avrupacılar salah gol atabilir alsın dedim. Çok bencildi atamadı ama. Alev Chelsea penaltı olabilir. Aston Villa fena vuruş kaçırdı. Pozisyonlar sıyırmalık diyerekten koymuşum. Kim kaçırmış? Ha, McTominay kaçırdı sanırım bunu. Brentford 3. golü attı. Devam edelim. 9 dakikanız var. 82 İngiltere yaparız dedim. 9 dakikada ilk kere 1-0'dı. Burada goller kaçmaya devam ediyordu. Gol yıkın dedim burayı yıkın. İlk kere 1.5 üstümüz geldi. Chelsea maçının varı geldi. Yüksek misli de kere bir buçuk üst geldi. Daha devam edeyim mi? Edeyim isterseniz. Devam. City golü offside ama devam edeceğim dedim. Burada devam edelim dedik. Liverpool ikinci gol 2. 1.67 gibi orandan verdim. Devam ettik. Aston Villa maçına dedim ki bacakların arasında şey taşıyan alsın dedim o mücadeleyi. Aston Villa'nın golü vesaire derken. Burada Chelsea maçına ne dedik? Tekrardan ev sahibi 1.5 üst verdik. 3. gol bana verdik. Genelde 3.5 üst olabilir dedik. O yattı. riskli bir 3 gol zaten 1.95 orandan aldık. Maccabi Haifa maçına da burada gol vermiştik. O da başarısız oldu. Diyerekten de çok güzel bir canlı sekansı geçirdik. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi hızlı bir anlatım yaptım devam etmek istiyorum. 7 adet mücadelemiz var. Sizlerden aynı şekilde Cuma videosu olması kaynaklı artı 400 seviyesinde bir beğeni bekliyoruz. Yorum atan, beğeni bırakan herkese çok teşekkürler. Başlayalım. Galatasaray Adana Demir bu maçın maç konu sizlere de sorduk ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. 2-3 bir arasında bir maç bekliyorum ben. Şimdi bazı önemli gelişmeler var ondan bahsedelim. Adana Demir'in hocası kovuldu. Yani Murat Tut Başkan kovmuş yani kovar yani o adam. Deplasmanda hiç maç kazanamıyordu. Hafta sonu bir yayına bağlandı. O yayına da denk geldim izledim. Takım deplasmanda hiç maç kazanamıyordu. En sonunda kendi evinde Samsun'a kaybedince Adana Demir'de ipler koptu. Hocayı gönderdiler. İyi bir futbol vardı sezon başında. O iyi futbolu sürdüremedi. Galatasaray'la birlikte burada maç yapacaklar. Deplasmanda maçın oranı yok. Ben öncelik tercihim. Öncelik olarak ana tercih mücadelenin korner bahsidir. 8.5 varsa 8.5 alın. 8.5 açılmazsa 9.5 korner alın. Çünkü Adana Demir'de kanatları çok fazla kullanan bir takım. O yüzden burada korner seçeneği değerlendirme altına alınabilir. Değerlendirecekler burada korner alabilir. Özellikle Adana Demir maçın içine girebilirse korner çok daha rahat gelecektir diye düşünüyorum. Onun dışında mücadelede var üst şekil, şekilde değerlendirmelerde alternatif olarak yapılacağınız beklenen şeyler olduğunu söyleyeyim. Benfica ile Farense mücadelesi. Benfica'nın son mücadelesini izledim. Deplasman'da berabere kaldı. 0-0 bitti o mücadele. Fakat maç güzeldi. Güzel olmasının sebeplerinden bir kaynağı şeyde Benfica baskılı oyunu neredeyse domine etti. Fakat Benfica 0-0 beraber kaldı. Bir liderlik yarışında özellikle Sporting Lisbon'la birlikte zirveye oynuyorlar. Arasında 2 puan var. Bence Benfica burada zaten kazanır. Hiçbir türlü oran bulamazsınız burada Benfica'ya. Ben oran almak adına 5 gol de gelmesin diyorum. 4.5 altına biri bir 45 gibi orandan da ee, sizlere idealim vermek istiyorum. Benfica kazanır zaten ama 4.5 altında olur mu üstünde olur mu? Bence 4.5 altında olur gibi geliyor. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Diğer mücadelem Hoffenheim ile Bochum mücadelesi burada ofanem tarafındayım. Son dönemde şöyle iki takıma baktığımız zaman da ofanem daha çok puan kaybetmiş, Boğum daha çok puan kazanmış. Oynamış olduğu maçlar beraber galibiyet falan derken son maçında kazanmış bir Boğum var. Ama her iki takım arasında gerçekten bir kalite farkı söz konusu. Ben burada ev sahibi tarafındayım. Ev sahibinin de şu yönden tarafındayım. Ev sahibinin atacağı iki golü idealden 1.40 seviyesinden sınırım. Aynen o seviyelerden bir 41 bandından ev sahibi Hoffenheim'ın atacağı 2 golü değerlendirmeye alabiliriz burada. Ben zaten Hoffenheim tarafından 2 gol beklediğimi söyledim sizlere. Buradan bir üçüncü gol çıkartabilir miyiz? Bu üçüncü golü şu şekilde değerlendireceğiz. 1.92'ye. Eğer mücadelede zaten evden bir gol gelir. Dev basman boğum katkı verebilir. Hoffenheim burada 3'ü atabilir. Onunla fark etmez. 2.5 üstüne bir yaparsanız da 1.92 orandan hem mücadelenin genel 2.5 üstü hem de Hoffenheim tarafında kalır diye sizin de böyle bir düşünceniz varsa ki benim düşüncem böyle. Bu yönde 1.92 gibi orandan da değerlendirmesini yapabiliriz. Juventus'ta Napoli mücadelesi gerçekten zorlu maçlardan bir tanesi. Ben Juventus'u bayağıdır takip etmiyorum. Son Monza mücadelesini izledim. Mücadeleyi 1-0 götürüyordu. 90'da gol yedi. 90 artı 2'de 2-1 yaptık. Galip, galip geldi. Yani ben Juventus'tan bayağıdır bir şampiyonluk beklemiyordum daha doğrusu. Ama gizli gizli, yani gizlisi de kalmadı bu işin. Adam ikinci Inter'le birlikte yarışta bildi. Napoli'de son mücadelesini Inter'den kendi evinde 3 gol yiyerekten de Hakan Çalhanoğlu'nun attığı güzel de bir gol var. İp gibi yerden köşeye gönderdi. O, maç, o maçı da izledim ben. Burada e, Juventus tarafında olmakta fayda var mı bilmiyorum ama tek tercih ve yüksek oranlı bir tercih yapmak istiyorum. Mücadele genelinde 1.77 gibi orandan toplam gol aralığı 2-3 gol seçeneğini sizlere sunmak istiyorum. Bence gelirse böyle gelir. Mücadelede 2-3 gol aralığında 1.77 gibi orandan alacaksak böyle alalım. Bu maça ideal tercih yapılmaz çünkü ideal yaparsa içeride kalırız yani onu söyleyeyim. Zalgiris-Monaco özellikle Zalgiris hakkında şunu söyleyeyim ben sizlere iyi bir takım. Seyircisi önünde iyi okey. Fakat yani 24 saniyenin hepsini kullanan bir takım neredeyse. Monaco'da son mücadelesinde partizan mücadelesinde e, maçı uzatmaya götürdü. Mike James inanılmaz oynadı. Gerçekten inanılmaz oynadı. Ee, mücadeleyi de uzatmaya götürdü. Oradan üst olarak değerlendirmiştik. Onu zaten içeri aldık. Yüksek misli olarak da vermiştik zaten. Burada ben Monaco tarafındayım. Monaco'nun galibiyetini bekleyeceğim. Daha kaliteli bir ekip Monaco tarafı. Matsun 2'yi de oradan değerlendirebilirsiniz. 1.34 gibi oranı var. Eğer biraz daha handikap değerlendirecekseniz de şu yönde mesela Monaco 2 fark atar mesela. Bir 40 kısır oranı var. Bu şekilde de handikapları da Monaco tarafına alır, alırsanız da oranı daha yükseltmiş olursunuz. Barcelona ile Fenerbahçe-Beko karşılaşması. Burada da Fenerbahçe-Beko Gudulic son maçta aptal maçı bildiğin sattı. İzleyenler varsa Fenerbahçe-Beko takipçileri benim dediğimi anlayacaktır. Resmen maçı Gudulic verdi abi. Resmen verdi. Onu net bir şekilde söyleyelim Baskuni'ye. Burada tekrardan Barcelona deprasmanına gidecekler. Barcelona'da son mücadelesi yenildi. Burada Fenerbahçe'nin bence içinden geçer gibi geliyor bana. Kolay bir maç olmaz ama ben burada Barcelona tarafındayım. Ev sahibi atacak 82 sayı. Yani ev sahibi 81.5 üstü. oranı burada. ideal bir oranı var. Değerlendirecekler burada 1.42 gibi orandan. Barcelona atacağı 82 sayıda değerlendirebilirler. Ev sahibi 81.5 üstü sizlere öneriyorum. Bologna ile Maccabi Tel Aviv karşılaşması. Bu maçı da şöyle değerlendirme altına alacağız. Ben burada Bologna tarafındayım. Bologna'nın burada doğrudan mücadelede galip gelmesini bekliyorum. Maç sonu 1 bi 32 Dediğim gibi handikapı biraz daha almak isteyenler varsa handikap buradan 3-4 şeklinde yapabilirse yani 3 fark atar Bologna falan diye de yapabilirsiniz. Burada Bologna tarafında olmakta fayda var. Diye de toplamda 7 adet mücadelem vardı. Hızlı bir anlatımla ideal yüksek konulardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bu videoda kombine yok. Dediğim gibi artı 400 seviyesinde beniler geldiği takdirde hafta sonu kombine vermeye devam edeceğim. Sizlere değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.